okul öncesi eğitim son yıllarda özellikle şehirleşmenin, hızlı yaşantının ve apartman yaşantısının yoğunlaşması nedeniyle çok daha fazla önem kazandı. Yani çocuğun sosyalliği öğrenmesinin zorluklarını yaşamaya başladık. Çocuklarda öğrenme güçlükleri çok fazla çıkıyor. Bu nedenle çocuğun sadece akademik öğrenmesini değil, sosyal öğrenmesini ve duygusal öğrenmesini de göz önüne alabilecek beyin temelli eğitim yaklaşımı önemli. Yani bir çocuğun 0-6 yaş arasında öğrendiği bütün bilgiler hayattaki daha sonrası öğrendiği bütün bilgilerden daha fazla. Bu nedenle 0-6 yaş arasındaki öğrenilen bilgiler önem kazanıyor ve bu bilgilerin çoğu çocuk oynarken öğreniyor. Ve bu bilgilerin çoğu çocuk günlük hayatını yaşarken, yani ilişkiler esnasında öğreniyor. Yani ilişki yönetimini öğrenmesi çocuğun, çocuğun kendine amaç belirlemesi, kendini harekete geçirmesi, günü planlaması, geleceği planlaması, bunlar hepsi birer psikososyal yaşam becerileri. Bu becerileri o yaş için anladığı şekilde öğretilmesi gerekiyor. Bunları tabii beyin temelli eğitim şu anda eğitimde yeni yaklaşımlar. Bu anaokulu alternatif uygulamaları öğretilirken, yani çocuğun beynini en iyi, en verimli nasıl kullanırsak öğrenme daha başarılı olur. Bunun birinci şartı öğrenen örgüt anlayışıdır. Yani sadece çocuk değil, anne de öğreniyor, baba da öğreniyor, eğitici de öğreniyor. Hep beraber öğreniyorlar. Yani bu yaklaşımı herkesin benimsemesi birinci şartı bu. İkincisi çocuk için yani hem eğlenceli hem disiplinli bir ortam sağlayabilmek. Kurallı ortamda yaşamayı öğrenemeyen bir çocuk hayatta birçok konuda duygu, düşünce, davranış denetimini yapamıyor. Bu nedenle çocuk için eğlenceli ve disiplinli bir eğitim ortamının sağlanması çok önemli. Diğer üzerinde durulacak alternatif eğitim modelindeki öğrenme modeli, bu çocukların zaman yönetimini iyi öğrenmeleri önemli. Yani çocuklarda 5N1K kuralını kullanarak kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ile beyni bütün kapsamıyla bütüncül olarak çalıştıran bir yöntem öğretilmiş olur. Çocuklara bunların prensipleri öğretilmesi önemli. Bunlar yapılabilirse anaokulu eğitimini alırken çocuk aynı zamanda çocuğa hayat başarısıyla ilgili eğitim de vermiş olacağız. Aynı zamanda sosyal, duygusal başarısıyla ilgili ve zihinsel öğrenmesiyle ilgili bilgileri de kendisine öğretmiş olacağız. Özetle bunları söyleyebilirim. Motivasyon çocuğun yani kendini tanımasını öğrenmesi burada önemli. Yani bunun için çocuğun iç kaynaklı motivasyon olabilmesi için çocukta şu önemli, bir hedefinin olması gerekiyor çocuğun. Amacı olan bir kimse kendi kendini harekete geçirebilir. Amacı olmayan bir kimse kendi kendini harekete geçiremez. O günü planlaması gerekiyor. Gelecekle ilgili bir projeksiyonu olması gerekiyor çocuğun. Bunlar varsa hedefi olan kişi o hedefe yönelik şunları yapmalıyım, şunlara dikkat etmeliyim şeklinde istek uyanması ortaya çıkar. Yani bir insana defalarca 10 defa şunu yap, şunu yap, şunu yap demek yerine ona o şeyi istettirmek. Yani bir insana 10 defa su iç demek yerine susatmayı nasıl sağlarımı düşünmek gerekiyor. İç motivasyon da aynı şekilde kişinin buna ihtiyaç hissetmesi için, buna istek uyandırılması için ne yapılabilire odaklı olmak gerekiyor. Bunun yolu da olumlu düşünce, olumlu bakışı öğrenebilmesi çocuğun, kendine bir hedef koyması ve bu hedefe yönelik kendisini planlı yaşamayı öğrenebilmesi gerekiyor. Buradaki yaklaşım, nasihatçı yaklaşım, çocuğun motivasyon dış motivasyona bağlar. Yani hep başkasının onayını alarak yapmaya çalışır. Başkasının hareketini
öğrenerek yapmaya çalışır. Ve bunu çocuğa başkasıyla kıyaslayarak çocuğa öğrenme yerine çocuğa bir seviye ve hedef belirleyip onunla kendisini kıyaslamasını sağlamak. Ve bunun için çocuğun özgüven çalışması gerekiyor çocuğa. Yani özgüveni olması ve girişimciliğinin olması önemli. Bunlar varsa ve hedefi de belirlenmişse kişi kendi kendini harekete geçirebilir. İç motivasyon ortaya çıkabilir. Onda bunun nedeniyle olumlu düşünce prensibi önemli. Ümitsizliğe düşmemesi önemli ve yakınların bu konuda örnek olması. Yani birinci derece yakınların nasihat vermek yerine ona örnek olmaları gerekiyor. Onlara emir vermek yerine seçenekler sunmaları gerekiyor. Şunu yap, bunu yap tarzındaki yaklaşımlar, yani büyüklerin uygun gördüğü yaklaşım çocuklara dikte edilerek yapılan eğitimler, çocukta yetenekler gelişmiyor. Bunun yerine çocuk diyelim tişört giyecek, şu tişörtü giy demek yerine 3-4 tane tişört verip hangisini istersin diyerek, bu öyle durumlarda çocuk hem kendi seçtiği için özellik duygusu gelişir, kendi kendine harekete geçirmeyi öğrenir, hem de anne baba eğitimci kontrolü kaybetmemiş olur. Bu tarz yöntemlerle yaklaşmak gerekiyor. Çocuklar algı, yani tabii çocukların yaş grubuna göre algı seviyesi farklı. Bu nedenle o çocuk, yani 0-6 yaş arasında çocuklar, 6 yaşına kadar olan çocuklarda gerçeklik algısı daha oluşmamış oluyor. Soyut düşünce becerisi gelişmemiş oluyor. Bir heykele baktıkları zaman onun canlı olduğunu zannedebiliyorlar. Bu soyut düşünce kazanılmadığı için bu çocuklarda, yani her şeyi çocuk gözlemleyerek öğreniyor. Yani %5'i söylenenlerin %5'i çocuğun aklında kalır. Gördüklerinin %30'u aklında kalır. Ama yaşadıklarının hepsi aklında kalır çocukların. Bu nedenle çocukların, yani bir şey öğretirken onu 5 duyusuyla ona katılmasını sağlamak lazım. Yani parmağını sallayarak şunları yapma demek yerine bunu bir canlandırma şeklinde, bir psikodrama şeklinde, küçük hikayeler şeklinde, oyunlar şeklinde anlattığımızda çocuğun sadece tek görme duygusu, tek işitme duygusu değil, 5 duyusu harekete geçer. Ve bunları kullanarak buradan çoklu zeka uygulamaları yapılabilir çocuklara. Çoklu zeka uygulamalar içerisinde çocukların yeteneklerine göre ilgi alanları, yetenek alanları ve başarabileceği alanlar daha çok ortaya çıkıyor. Daha verimli öğrenme ve algı yönetimi çocuklarda oluşmuş oluyor. Bu nedenle çocukların 5 duyularını katabileceği eğlenceli ve disiplinli ortamlar oluşturabilmek gerekiyor çocuklarda. Öğrenebilmenin daha verimli olması için.